thank uh you -huh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Fatih Çarşamba'dan, İsmail Ağa Camii'nin haziresinden, bahçesinden hürmetle, muhabbetle selamlayarak dersime başlamak istiyorum. Dersimizin bugünkü mevzu, Devleti Aliye'nin yani Yüce Devlet'in 85. Şeyhülislamı Mehmet Esad Efendi Nin oğlu Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyhtir. Devleti Ali'ye diyoruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Osmanlı Devleti diye bir isimlendirme resmi evraklarda yoktur. O bizim sonradan taktığımız bir isimdir. Bugün nasıl dünyada süper güç denince akla bir ülke geliyorsa, aynı onun gibi vakti zamanında biz de bu dünyanın Efendim e, süper gücü tabiri caizse olduğumuzdan dolayı e, ismimiz devleti Aliye idi. Yüce devlet. Allah Allah yahu bu kim diye kimse sormuyordu. Onun kim olduğu direkt anlaşılıyordu. Usulde bir kaide vardır. Mutlak kemale masruftur. Bir şey mutlak manada ifade ediliyorsa o husustaki en kamil manada anlaşılan neyse o anlaşılır. Ee, mesela aklıma gelmişken söyleyeyim talebe arkadaşlarının hani daha hani kulağına küp e, küpe olsun diye. Mesela talebeliğimiz yıllarında ki hala talebeyiz bitmez bu kıyamete kadar. Efendi Allah-u Teala hepimizi bildikler, bildiklerimizle amin eylesin. Amin. Mesela mektubat okunmak için küsüye çıkardı şahıs, hoca efendi. E, ee, derdi ki, sayfa 355 ya da sayfa 152. Bazı arkadaşlar sorarlardı kaçıncı cilt? Adam zaten kaçıncı cilt diye mektubat 3 cilt bu arada. iki efendim ciltte 300 var. adam zaten kaçıncı cilt diye bir cilt söylemediyse bundan bizim neyi anlamamız gerekir? En çok okunan birinci cildi anlamamız gerekir. Mutlak kemale masruftur. Bu, da, bu soruda da abeste iştigal bir sorudur. İşte aynı onun gibi devleti aleyye dendiğinde efendim bu yüce devlet kimdir diye kimse bir soru sormazdı bugünkü manada süper güçlendiğinde aklı hangi ülke geliyorsa o zaman da biz geliyorduk kıymetli kardeşlerim. Bu da bugünkü hali pürmelalimizi ifade eden güzel bir misaldir. İşte o devleti Aliye'nin 85. Şeyhülislam'ı bu cami şerifi yaptıran Şeyhülislam İsmail Efendi'nin efendim torunu oluyor kıymetli kardeşim Mehmet Şerif Efendi çünkü e, İsmail Efendi Hazretleri bu cami yaptırmış vefatından bir yıl kadar önce efendim burayı e, yaptırmışlar kendileri. Daha sonra büyük oğlu İshak Efendi Hazire'de yol tarafının en yakın tarafta yatar. Daha sonra şu an içeri avlusunda bulunmuş olduğum e, medreseyi yaptıran ve caminin vakfiyesini de efendim ortaya koyan kendisinden daha da meşhur olan oğlu Mehmet Esad Efendi, efendim sahne, tarih sahnesine çıkar. i̇şte bu zat bugünkü dersimizin konusu onun oğludur. Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyh. kendisi gibi çok meşhur da bir kız kardeşi vardır. Bakın işte böyle bir ailede büyüyünce, böyle bir kültürel bir ailede, ilmi bir ailede büyüyünce kadın da o kadar gelişmişti kıymetli kardeşlerin Vaktim olursa dersim esnasında ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü tam geri gelmiştir o, o hanımefendinin. E, fitnat Hanım. O da bugünkü dersimizin konusu olan Meleş, Mehmet Şerif Efendi'nin kız kardeşidir. Ve e, efendim şair tezkirelerinde ve edebiyatçıların ifadesine göre e, araştırdığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla hepsinin mütefakkın aleyh, ittifakla ifade ettiği şey şudur ki divan edebiyatındaki kadın şaireler içerisinde en mümtaz şahsiyet bu hanımdır diyorlar ve ona teslim ediyorlar bu bayrağı, bu efendim en üst seviyeyi. Fitna Hanım da Mehmet Şerif Efendi'nin efendim kız kardeşidir. Kıymetli kardeşlerim, benim şahsen büyük bir ilgimi celbetmişti. Bu cami-i şerif, vakfiyesi, caminin içinde uzun bir kağıt şeklinde asılı vakfiyesi, haziresi. Bunları araştırma derdine, hevesine girmiştim. Dünyada buna okuyup çok fazla efendim alıcısı olan, olan bir şey olmayacağını zaten biliyorum ama ben o kendi efendim hevesimi hem tasmin edeyim, hem bu konuyu araştırayım diye efendim çok merak etmiştim ve elimde görmüş olduğunuz şu İsmaila Camii'nin tarihçesi ve Haziresi'ndeki Şehir İslamlar adlı kitabı 4-5 yıllık bir çalışma efendim ürünü olarak hamdolsun nasip olmuştu bize böyle bir kitabı yazabilmek. Çünkü böyle hocamız da sağ olsunlar okuyup tahsihler yapıp e, takriz yazmışlardı. Allah ondan da razı olsun. Kendisi zaten bizi bu işlere heveslendirmişti. E, bu kitapta zaten bu hazireyi tek tek inceledim. Şimdi dersimin sonunda inşallah size arz edeceğim. Mehmet Şerif Efendi de burada dedesinin kurmuş olduğu bu caminin bahçesindeki hazirede zaten kendileri metfunlar. Ayrıca hanımı da Hemen arka tarafında metfunlar. Onu da kabir taşını size göstermek istiyorum. Ve üzücü olan bir hadise iki oğlu, bir de kızı var. Onların kabir taşlarını da sizlere göstermek istiyorum. Onlar da babası hayattayken ahirete irtihar etmişler. Onlar da dedesinin kurmuş olduğu bu hazireye defnedilmişler. kıymetli kardeşlerim. Kısaca hayatından bahsedecek olursak Mehmet Şerif Efendi'nin rahmetullahi aleyh. Viladeti 1717'de miladi olarak efendim gerçekleşmiş. 1790'da da vefat etmişler. E, Şehir makamına iki defa getirilmişler. kendi zamandaki Şehir göre göre işte az olmayacak bir müddet vazife görmüşler ki 4 yıl 3 ay 22 gün kadar efendim Şehir vazifelerini derote etmişlerdir. E, Meşihat sırasında efendim Şehir sırasında 85. sırada yer almaktadırlar. Devrin efendim padişahları da kendisinin Şehir sırasında Sultan 1. Ahmet Abdülhamit Han ve üçüncü Selim Hanlardır. Mehmet Şerif Efendi dersin başında ifade ettiğim gibi Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'nin efendim oğlu da evladıdır. Ayrıca babası da, yani annesi de kıymetli kardeşlerim çünkü Mehmet Esad Efendi Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin kızı Hatice Hanım'la evlenmiş idi. Onlar Seyitlerdir. Dolayısıyla Mehmet Şerif Efendi de ondan doğduğu için kendisine Seyit denilmiştir. Zaten kabir taşında inşallah vefat kısmında okuyacağımız üzere kabir taşında Seyit Meme Şerif Efendi yazmaktadır. Kendisi 1738'de kıymetli kardeşlerim 27 efendim 37 21 yaşlarında sakında müderris olmuş. E sonra babası zaten efendim zamanın çok meşhur alimi Şeyhülislam'ı olmuş bizzat Mehmet Esad Efendi. Biraz onun da nüfuzundan efendim istifade ile önce Amit yani Diyarbakır kadısı olmuşlar. Ardından Bursa kadılığı ve Mekke-i Mükerremeli kadılığı payesi almışlardır. Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyh. Daha sonra İstanbul kadılığına getirildiler. Sonra Anadolu kazaskeri olurlar. kız kardeşi Fitnat Tanımın divanı vardır ve divanında haliyle e, kendi yaşadığı hayat e, içerisinde abisi böyle görevlere getirildiği için abisiyle alakalı efendim hizmetlere de kendisi tarih düşmüştür. Hemen efendim e, abisine Anadolu kazaskerliği payesi verilmesine bile mesela tarih düşürmüş. Fitna Hanım şöyle demiş. Mübarek eylesin iclal ile saadet ile şerif efendi sadr Anadolu Huda Mübarek eylesin iclalle saadetle efendim e, şerefle mutlulukla Allah Teala abime o makamı bereketle eylesin ki Şerif efendi g e, Anadolu kazaskerliği nasip etti Huda demiş ve son mısraında e, ki harflerin toplamı Şerif efendinin Anadolu kazaskerliğine getirildiği tarih olan e, 1185 Hicri tarihini bizlere göstermektedir. Sonra Mehmet Şerif Efendi kıymetli kardeşlerim görev süresini tamamlayarak Anadolu kaza askerliğine ayrılmıştır. Ki o dönemde e, bu kaza askerliklerin süresi genellikle bir yıldır. Ardından Rumeli kaza askeri olmuştur. Fitnat Hanım buna da yine abisine e, latife olsun, güzellik olsun, tatif olsun diye tarih düşürmüş. Divanında yer almaktadır bu. Tarihçeler kısmında Sadola Esad Efendi Zade'ye Mesnedurum İz ile İkbal ile efendim Esad Efendi Zade'ye yani babam Mehmet Esad Efendi'nin oğlu abi Mehmet Şerif Efendi'ye mutluluk olsun. Mesne durum yani efendim Rumeli kaz askerliği ikbal ile efendim mübarek olsun diye tarih düşürmüşler. Bu tarihte 1189'dur. İşte bu hicri tarihle de efendim onun Mehmet Şerif Efendi'nin Rumeli Kaz askerliği olmasına tarih düşürmüştür. Efendim fitnatanın bu şekilde. Seyyid Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyh miladi olarak 61 yaşına geldiklerinde Artık dedesi, efendim büyük amcası ve babası gibi kendisine de Şeyhülislamlık makamı layık görülür. Ve ailenin dördüncü Şeyhülislam olarak bu makama tayin ve nasip edilirler. Yaşı miladi olarak 61 demiştim. Kendisinden önceki Şeyhülislam olan Vassafzade Mehmet Esad Efendi o koltuktan ayrıldıktan sonra Mehmet Şerif Efendi... O makama layık görülür. E, fitnat Hanım yine efendim ağabeyinin e, şeyhülislamlığa getirilişine güzel bir tarih düşürmüş ve şöyle demiş. Dedim dua ile fitnat bu mısrağı tarih hurufu mu'cemle. Dua ederek şu tarih mısraını söyledim ki bu da hurufu mu'cemle yani noktalı harflerledir. Yani birazdan aşağıki mısr'ada da söyleyeceğim e, dizelerin, kelimelerin, harflerinin sadece noktalı olanların ebced değerlerini toplayın. Öyle bu tarihi bulursunuz demektir. Bu hepten tabir caizse kıymetli kardeşlerim. Böyle e, nimeti efendim tahdis babının artık zive noktaları. Bu adam bile noktalı harflerle tarih düşürüyor. Tarih düşürmek zaten bugün adı yok, sanı yok böyle bir sanatın neredeyse. Bir de noktalılarla sadece tarih düşürüyor. Şöyle de, diyor devamında. Şerif Efendi bugün giydi ferve-i fetva, sa'id ede Mevla. Şerif Efendi bugün fetva kürkünü giymiştir. Mevla onu mutlu ve mesut etsin diye dua etmiş kız kardeşi Fitnat Hanım ağabeyi. Mehmet Şerif Efendi ve bu söylediği tarihte Hicri 1192 bize göstermekte. Miladi 1778'e tekabül etmektedir. Daha sonra dediğim gibi kıymetli kardeşlerim Şerif Müslümanlık makamında bulunur. E, hakkında teferruatlar vardır. Dersimizin çok fazla konusu değildir. E, i̇ki defa bu makama getirilir. Ondan sonra e, işte belli bir zaman sonra ayrılır. Sonra tekrar getirilir. E, ondan sonra çok kalmaz o makamda. Ve Bebek'te yaptırmış olduğu sahil hanesine taşınır. Zaten dedeleri İsmail Efendi Hazretlerinin de orada sahil hanesi vardır. Buradan sanki şunu da anlaymak yerinde olacaktır Kıymetli kardeşlerim. Şehir İslamların birçoğunda sahil hanelerini yani bugünkü manada Boğazdaki yalıları görebilmekteyiz. İlim ehli o zaman böyle değer verilen ona göre imkan verilen zatlar. Onlar da bu imkanlarını bu şekilde değerlendirmişler. Ee, bugün efendim e, hoca olan bir adamın işte ne bileyim kıyafetinin güzel olması, arabasının biraz güzel olması insanların e, maalesef gözüne e, basmakta ya e, adamın nasıl kazandığını kimse düşünmediği halde zamanında e, Şeyhülislamların kıymetli kardeşlerim böyle sahil haneleri bile varmış devlet ona göre ilme çalışana Efendim tasifte bulunuyor imiş. Bu da cali bir dikkat bir husustur. Ee, sonra ikinci meşayati var demiştik. Ee, o makamda ikinci defa geldi çok kalmıyor. Ona da düşünülen tarihler var. Onlar yine çok fazla e, dersin esnasında girmeyi düşündüğüm şeyler değil. Daha sonra kıymetli kardeşlerim ikinci işte makamında da 60 gün kalıyor. Ee, sonra yaşlılığı sebebiyle görevden alınıyor. Bu sefer de ilk şeyhülislamlığında makamda birinci Abdülhamit han vardı padişahlıkta. Bu dönemde de 3. Selim tahtıdır. kendisi kıymetli kardeşlerim bu dönemde şeyde oturuyor. Sirkecideki Hacı Paşa Hoca Paşa Camii var. Hemen onun yanında bir konağı var. Orada oturuyor ve görevinden sonra yine orada oturmaya devam ediyor ve ahirete irtihalleri de Orada oluyor yani Sirkeci'de oluyor ve vefatından sonra da İsmail Ağa Camii'nin haziresindeki aile haziresinde kendisine ayrılan yere e, defnediyorlar. İşte bu görevinde ayrıldıktan ayrıldıktan sonra Hocapaşa Camii'nin yanındaki konağına çekilir ve 8 ay kadar da orada e, efendim ömür sürerler. Ardından 1790'da kıymetli kardeşlerim vefat ederler. Ve dediğim gibi dedesinin yaptırmış olduğu caminin avlusuna gömülürler. Şiirlerinden güzel misaller var. Onları inşallah kabri başında okumak isterim ki umarım ruhları da bunlardan memnuniyet duyarlar. Çünkü bu gibi zatlar hayatta ne yazmış, divanında hangi edebiyatları yapmış, Efendimiz'e hangi naatları söylemiş pek tarafına bakan artık maalesef kalmamıştır. Biz umarım bu zatların eserlerini karıştırıp hem de huzurlarında onları okuduğumuzda umarım ruhları e, memnun olur. Bize ahirette şefaat ederler. Şimdi gelin beraber Kabir Taşı'nı okuyup daha sonra Hazire'de kendi yazdığı eserlerden bir takım dizeleri terennüm edelim kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin yaptırmış olduğu İsmail Ağa Camii'nin haziresinde bahsettiğim gibi efendim torunları Mehmet Şerif Efendi metfunlardır. Hemen arkasında da hanımı, iki çocuğu ve bir kızları da metfun bulunmaktadırlar. Kendisinin kitabeyi Sengi mezarında, mezar taşında şöyle yazmaktadır. Hüvel baki ebediyete kadar var olacak sadece odur, Allahu Teala'dır. Ondan gayrı bütün mahlukat ölüm fermanını daha doğarken zaten giyinmiştir. Esad Efendi Zade, Mehmet Esad Efendi'nin oğlu, sabikan Şeyhül İslam, merhum ve mağfurun leh evvelce Şeyhül İslam olan, affolunması ve bağışlanması Allahu Teala'dan umulan Mehmet Şerif Efendi ruhi için el Fatiha Sonda da bakınız kıymetli kardeşlerim 1204 yazıyor. Sene 1204. Aşağıda da bu miladi 1790'a tekabül etmekte. 73 yaşlarında miladi olarak efendi bir e, ahirete ithal etmişlerdir. Sonda da şey yazıyor. Fi 10 bir de nun. Nun Ramazan'ın kısaltması, rumuzudur. Ramazan'ın onunda ahirete ithal eylemişler. Şimdi gelin aile etif efradın da kabir taşlarını sizlere inşallah göstereyim. Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyhin Hazire'de gömüldüğü mekanın hemen Bakın şurası kendisinin mezar taşı, ayak şahidesi. Ee, hemen alt tarafında kıymetli kardeşlerim hanımının kabir şerefleri vardır. Vefat tarihinden anladığımıza göre kocasının vefatının ardından 20 sene daha ömür sürmüşler. Mahbube Hanım bu arada ismi. Taşı bayağı silinmiş ama kitabı çalışırken buna bayağı okumaya uğraşmıştım. Ee, efendim oradan hatırımda kaldığınca okuyorum. Hüvel Baki yine aynı ifade. Devamında küllü nefsinde iqatul mevut her canlı ölümü tadacaktır ayet-i kerimesi. Şeyhul İslam'ı esbak evvelce şeyhul İslam olan cennet mekan Mehmet Şerif Efendi'nin mekanı cennet olası Mehmet Şerif Efendi'nin halile muhteremeleri merhume ve mağfurun leha cennet mekan hacce mahbube kadın Ruhi için El Fatiha demiş ve kocasının vefatı Hicri 1204'tü. Kendisi ise 1224'te vefat etmiş. Aynı hazirede efendim babaları hayattayken vefat etmiş. 3 çocuğunun da mezar taşları var. Buyurun onlara da göstereyim sizlere. Şeyhülislam Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyhin kendisi hayattayken vefat eden oğlu ki zaten kabrinden de belli çok daha küçükken vefat etmiş. Allah-u Teala kimseye hayattayken evlat acısı çektirmesin amin. Şerif Efendi Zade, merhum ve mağfurun Şerif Efendi'nin oğlu Affolunası, bağışlanası, e, Seyyid Ahmet Efendi ruhi için o da seyyid ya babası da seyyid onun için o da seyyid demiş. E, ruhi için El-Fatiha sene hicri 1178 ki miladi 1764'lere tekabül etmektedir. Hazirenin arka taraflarına doğru Efendi Hazretlerimizin e, vakti Lev'inin bulunmuş olduğu yere doğru kıymetli kardeşlerim. Arkaya yakın arkadan ikinci sırada bir oğlunun daha kabri var ki bu oğluna da babasının adını vermiş Şerif Efendi Mehmet Esat. Bakınız bu da babası hayattayken vefat etmiş. Bunun da acısını çekmiş maalesef. Hüvel Baki, Şeyhül İslam'ı, Şeyhül İslam, Es-Seyyid Mehmet Şerif Efendi'nin mahdumu e, Arapçada erkek çocuğa mahdum hizmet olunan yani çocuğa bakıldığı için hizmet olunan manasında mahdum derler. Hikmetli bir sözdür. E, oğlu merhum ve mağfurun le es seyyid seyyid Mehmet Esad Efendi ruhi için el Fatiha. kızı da bu hasicede metfun kıymetli kardeşlerim. Hüvel hallakul baki. Yaratan ve baki olacak sadece Mevla'dır. Esad Efendi Zade. Esad Efendi'nin oğlu e, Memme Efendi'nin demek istiyor. Kerimesi merhume Aişe Hanım ruhi için el Fatiha. Bu kızı da ma teessüf, babaları hayattayken ahirete irtihal eylemişlerdir. İlmi eserleri. Mehmet Şerif Efendi önemli bir eseri var. O da şudur ki Fusulul Ara fi şanil mülüki vel vüzera. Siyasetname ve nasihatname türünde bir risaledir. Bir mukaddime, beş fası ve bir bir hatimeden oluşur. Efendim bu şekilde nasihatlerde oluşan, özellikle devlet ricanına nasihatlerde oluşan e, bir eserdir. i̇bn Haldun'un mukaddimesinden de nakiller yapılmıştır bu eserde. Divanı Şerif Efendi. Mehmet Şerif Efendi Rahimehullah'ın Türkçe, Arapça ve Farsça yazdığı şiirlerini ihtiva eder. Divanın tespit edilen iki yazman nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde Halet Efendi 672 ve 673 rakamlarında kayıtlı bulunmaktadır. Nat-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan divanda Rubaiyat, Nahife'nin naatına tahmis, Ragıp Paşa'ya dair kaside, çeşitli olaylarla ilgili Arapça ve Türkçe tarihler, ayrıca kasideler, gazeller, tahmisler ve lugazlar yer almaktadır. Dersin başında sizlere kıymetli kardeşlerim Şerif Efendi'nin divanı olduğundan bahsetmiştim. Ee, şurası acı nasıl bir haldir bizim için ki Ecdadımız efendim divanlar yazmış. Sadece bir yüzyıl içerisinde bazen kayıtlı 10 bin divan edebiyatı şu denk gelmekteyiz. Bu bir yüzyıl içerisinde efendim. Bütün asırlar içerisinde değil, bir yüzyıl içerisinde 10 bin tane divan edebiyatı şu arasını tespit etmiş. Bugün araştırmacılar, divan edebiyatı hocalarımız ee, ve bu efendim divanların içerisinde naatler diye kısımlar var. Naatlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme metiyelerin yazıldığı yerler. Bugün gelin görün ki dünyaya geldik gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle bir iki dize söyleyeceğiz hani aşkımıza, muhabbetimize binaen yok. Adamlar sayfalı ağırca yazmışlar. Bu da bizim hali pülmel halimizin efendim bir ifadesi ya da bir efendim tezahürü olsa gerektir. Bu serzenişten sonra Şerif Efendi'nin divanının da ilk murabbadan sonra yer alan Der Medhi Na'li Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başlıklı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Na'li Şerifi hakkında yazdığı bir takım meyitler var. Efendimiz ayak izi hakkında yazdıkları sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle demiş Mehmet Şerif Efendi rahmetullahi aleyh ki şu an babasının yaptırmış olduğu medres odalarının birisinde bulunmaktayım. Hepsinin ruhları şad olsun amin maksud ise ser amedi izzi sermedi tacı ser eyle na şerifi Muhammedi ebediyen şeref sahiplerinin önde olanlarından olmayı istersen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izini sen başına tac et tabiri caizse onun yolundan yürümeye devam et timsalini koyup sere ta'vizi can eden ber vefki kam busa nola ayşı Senin nali şerifini başına koyup onunla canını şeytandan Allah'a sığındıran kişi arzusuna muvaffak olup bu rızık, bol rızıklara nail olur. Yani bereketi vardır bu timsali na'lin Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Gerdi misali Na'li Habibin ider şefi'i. Kıl kam yap ilahi şerif İbni Esad'ı Ya Rabbi diyor senin Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem Na'li şerifinin ayak izinin şeklinin tozu bile şefaat eder. Ey ilahım bu Esad oğlu şerifi bu muradına erdir. Bir de Şerif Efendi'nin divanında tahmisi naatın nahifi. Nahifinin naatının beşlemesinin efendim ilk tahmisi var şöyledir. Tahmis kıymetli kardeşlerim beşleme demek. Bir şair efendim beyit beyit yazar. Onu başkası gelip beşleyebilir. Yani öncesine üç tane mısra söyler. Altta ikisiyle birleşince bu beş olur. Ama şu ikisini aynen bu üst, üç, üçteki uyacak. Aynı vezinde olacak yani. Nahifi şöyle demiş. Vücudun şem'i bezmi istifadır ya Resulallah. ''A'nın çün ismi pakin Mustafa'dır ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin varlığın dünyadaki ilahi nurun en seçkin kaynağıdır. Bütün feyizler Mevla'dan senin yolunda bize gelmektedir. İşte onun için tertemiz ismin de seçilmiş manasında Mustafa'dır ya Resulallah.'' Demiş naifi. Ee, Şerif efendi bunu tahmis demiş Önüne üç mısra eklemiş. Ne demiş bakalım? Cebinin matla'ı nuru hudadır ya Resulallah. Furugi tal'atın şemsi hudadır ya Resulallah. Tuluğun dehirden zulmet zedadır ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin alnın Allah-u Teala'nın nurunun bize doğduğu yerdir. Yüzünün parlaklığı da Allah-u Teala'dan gelen nurlardan dolayı bu kadar güzeldir. Senin nurunun dünyaya doğuşu karanlığı kaldırmıştır ya Resulallah der. Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Şerif Efendi Rahmetullahi Aleyhin Kabe Şerifinin başındayız. Dersimin hitamında onun efendim Kuşey Uzzetinden Kuşey Uzzet'teki huzurunda iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazmış olduğu naatlarla sizlere veda etmek isterim. Ey mihri saadet eseri evci a'la envaru zuhurunla münevverdi düsera sayen yere düşmezse nola sultanım Hırzı ser idüp saklar anı ehli sema. Güzel, çok tatlı. Bakın manasına. Ey mutluluk güneşi ve yücelerin yücesinin eseri, senin varlığının nurları ile iki alem nura gark olmuştur. Gölgen mucize eseri olarak yere düşmese nola ki, sema ehli o gölgeni başına taç edip saklayacaktır. Devam ediyor. İstersen eğer güşa yişi kenzi felah, Şahı rusule kıl salavatı miftah bir şehdir o kim arşa çıkıp evsafı kürsüde ana ceyşi melaik medda kurtuluş hazinesinin sana açılmasına istiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sala, salatı salavatı şerife getirmeyi o hazinenin anahtarı yapmalısın Allahumme salli ala seyyidil vücud habibil mahbub şafil ileli ve müferricül Kurup, ve ala alihi ve sahbi. O öyle bir hükümdardır ki onun sıfatları arşa çıkmış. Kürsi'deki melekler ordusu da daima onu met etmektedirler. Ey zerre-i hurşi dahi mihru kamer. Hüsnün gülünün jaleleri dürrü güher. Her kim ki sana getirse bir kere salat, hak ana buyurdun on mücazat eyler. Ey güneşin parçası güneş ve ay, güzellik gülünün üstündeki çiğ taneleri inci, çiğ taneleri inci ve elmas misalidir. Her kim sana bir kere salat eylese, söylediği salata karşılık Allah Teala ona on katıyla karşılık verir. Biz de kıymetli kardeşlerim bu zatın huzurunda sizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapmış olduğu bu dizelerle, bu naatlerle veda etmek istedik. Dersimin hitamına geldiğim şu demde, dersimde adı geçen bütün kıymetli zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.